Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle veri bilimi ve makine öğrenmesi ile ilgili benim de severek takip ettiğim birkaç kanal var. Bunları göstermeye çalışacağım. Ama öncesinde YouTube ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. YouTube üzerinde hem eğlence hem de eğitimle ilgili gerçekten binlerce içerik bulunuyor. Bu yüzden YouTube çeşitlilik açısından harika bir platform. YouTube'un en iyi özelliklerinden bir tanesi de herhangi bir eğitim ya da videoyu izlemek için bir abonelik gerekmiyor. Ve herhangi bir maddi açıdan beklentisi yok YouTube'un. Yani tamamen ücretsiz bir şekilde bu çok güzel eğitimlere ya da içeriklere erişip istediğimiz gibi saatlerce vakit öldürebiliyoruz YouTube'da. Tabii ki biz böyle yapmayalım. YouTube'da harcadığımız tek şey zaman. Bunun bilincinde olalım. Zamanın kıymetini bilelim. Eğer YouTube'u akıllı bir şekilde yönetebilirsek ya da işte izlediğimiz videoların akıllıca seçilmiş olduğuna karar verebilirsek YouTube'dan gerçekten çok güzel kazanımlar elde edebileceğimize inanıyorum. Şimdi makine öğrenmesiyle ilgili eğitimler dedik. Bunlarla ilgili çeşitli platformlarda yüzlerce eğitimler bulunuyor. Bu eğitimlerin ben gerçekten çoğunun reklamdan ibaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an böyle sadece Python'a giriş seviyesinde bir eğitimin bile 900.000 TL arasında bir ücret biçilmesi gerçekten çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hem de online bir eğitim. Aslında siz isteseniz YouTube üzerinden ya da çeşitli platformlar üzerinden Python'ı zaten giriş seviyesinde hatta orta seviyelere kadar çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama belki de YouTube'un tamamen ücretsiz olması YouTube'daki bu güzel cevherleri keşfetmemizi engelliyordur. Çünkü bizler bir şeye eğer para ödemiyorsak onun çok fazla kıymetini bilmiyoruz. Yani benim gözlemlerim en azından bu şekilde. Eğer bir eğitime para verdiysek o eğitim için çabalıyoruz ve bitirmeye uğraşıyoruz. Aslında mesela diyelim ki Coursera'da bir eğitime $100 ya da $1000 gibi bir ücret verdik. Eminim o eğitimi hepimiz bitireceğiz ama Udemy'de almış olduğumuz 25 liralık bir eğitimi aylarca köşede bekletiyoruz. Ücretsiz gördüğümüz tüm eğitimlerin üzerine atlıyoruz. Aslında bunlar bizim için tamamen çok kötü şeyler çünkü kafamız çok karışıyor. Burada eğitim var, şurada eğitim var, YouTube'da eğitim var, Udemy'de eğitim var, DataCamp'da eğitim var. Yani o kadar çok yerde listelemişiz ki bu eğitime çalışacağım diye. Bu yüzden böyle şeylere çok girişmeyelim. Kafamızda net olsun hangi eğitimi izleyeceğimiz ve mesela diyelim ki YouTube'da herhangi bir kanala girdiniz. O kanalda Python giriş seviyesinde 20 tane video var diyelim. Kendinize bir challenge belirleyin ve günlük 1 saat ya da 2 saat boyunca açın. Bu videoları izleyin ve bitirin. Yani bir yerde başladıysanız o eğitimi mutlaka bitirip diğer eğitime geçin. YouTube'da da tabii ki sadece tıklanma için çekilmiş onlarca içerik bulunuyor, eğitim bulunuyor. Ben de bugün sizlere bu eğitimler dışında gerçekten severek takip edilen, hatta araştırdım bu videoyu çekmeden önce herkesin sevdiği YouTube kanalları nelerdir. Böyle hem de gerçekten bu videoları çeken kişiler, alanında uzman kişiler. Hazır da korona dönemindeyken online eğitim sürecindeyiz. Biliyoruz ki havalar da soğumaya başladı. Hepimiz evlerde daha fazla vakit geçiriyoruz. Peki bu evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz süreçte veri bilimi öğrenmeye neden başlamayalım dedim. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Hep birlikte sizler için hazırlamış olduğum YouTube kanallarına göz atalım. Siz de favorinizi seçin. Videonun altına yorum olarak mutlaka bırakın. Şimdi bilgisayara geçip YouTube kanallarına göz atalım. Tekrar merhabalar. Dilerseniz artık sizler için derlemiş olduğum makine öğrenmesi, Python ve veri bilimi için seçmiş olduğum yararlı olabileceğini düşündüğüm kanalları incelemeye başlayalım. İlk olarak eğer bu videodaysanız ve kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. 2000 kişilik çok güzel bir aile olduk. Umarım daha güzel yerlere hep birlikte geleceğiz inşallah. Şimdi ilk olarak Teach with Tim diye bir kanal var arkadaşlar. Burada şu an 12 tane video var. Ben bir tane oynatma listesini sizler için derledim. Yani buldum. Bu oynatma listesine makine öğrenmesine giriş tutorialı şeklinde düzenlenmiş aslında. Yani makine öğrenmesiyle ilgili herhangi bir fikriniz yoksa gelip bu 12 videoyu açıp izleyebilirsiniz. Videolar 11 dakikalık ve 15 dakikalık olmak üzere 12 tane. Bence bir challenge yapıp bir hafta sonunda bu 12 videoyu güzel bir şekilde bitirip bir şeyler öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Bu kanalda aslında Python programlamanın yanı sıra Java, oyun geliştirme gibi alanlarda da içerikler üretiliyor. Girip kanala göz atabilirsiniz. Eğitici ve öğretici olacağını düşünüyorum. Aslında diğer popüler bir kanal ise Sendex. Bu kanal her yerde karşınızda eminim çıkmıştır.
Zaten buradaki görüntülenme sayısından da ne kadar popüler olduğunu görüyorsunuz. Toplamda burada 72 tane video var bu oynatma listesinde. 6 milyon kez görüntülenmiş toplamda. Saddex gerçekten YouTube'daki en iyi Python programlama eğitimlerinden birisi. Yani bu platform üzerinde en iyi Python eğitimleri çeken kanal diyebilirim. Yani aslında Python'a yeni başlayanlar için de var ya da kendini geliştirmek isteyenler için de böyle sıfırdan ileri seviyeye doğru eğitimler devam ediyor arkadaşlar. Makine öğrenmesi, finans, veri analizi, robotik, web geliştirme, oyun geliştirme daha fazla alanda bu videoları izleyerek yani bu kanala abone olarak birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada da toplamda 72 tane video var arkadaşlar. Bu bayağı sizin zamanınızı alacaktır. Ama şu korona döneminde azmederek gerçekten makine öğrenmesiyle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız güzel olacağını düşünüyorum. Bu da başlangıçtan başlıyor. Bir diğer en önemli özellik ise bu kanalda Türkçe dil desteği var arkadaşlar. Türkçenin olması aslında eğer sıfırdan başlıyorsanız sizin için daha iyi olacaktır. En azından bir aşinalık olacak kelimelere. Bu kanaldaki bu oynatma listesini de sizler için ekliyorum videoya. Bence devam edip güzel bir şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Diğer bir göstereceğim kanal ise burada da yine 143 tane video var. Bu da Python eğitimi veriyor. Tamamen gidip Python eğitimlerine yüzlerce lira vermektense burada hem de kurulumdan başlayıp yani sıfırdan başlayıp sizler için çok güzel 143 tane video çekilmiş arkadaşlar. İleri seviyeye kadar son videoya bakalım. Yani gidemiyorum bile 143 video. YouTube API tutorial demiş. Yani API kullanmaktan tutun da her şeyi sizler için aslında burada anlatılmış. Bu kanalda oldukça güzel. Ben de yeri geldikçe gelip ihtiyacım olan kısımlarda açıp mutlaka izliyorum arkadaşlar. Yani Python öğrenmek istiyorsanız azmedip gelip bu videoları açıp bitirebilirsiniz. Kore Schaefer kanalın ismi. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye doğru Python, SQL, JavaScript gibi dillerde videolar bu kanalda bulunuyor arkadaşlar. Diğer dördüncü bir kanalımız ise David Langer. Burada da aslında sizlere yine burada Introduction Data Science with R. Hep Python dedik ama aslında Data Science'da yani veri biliminde R programlama dili de kullanılıyor. Ben de bir tane örnek olması açısından David Langer'ın bir tane oynatma listesi var R programlama ile ilgili. 7 tane videosu var. Burada da R programlama dilini öğrenmek isteyenler için güzel bir oynatma listesi var. Buradan girip öğrenebilirsiniz. Data Science'ın her yönüyle ilgili harika videolar yer alıyor bu kanalda arkadaşlar. Videolar aslında bir veri bilimi projesine başlayacaksanız veri bilimi projesinin tüm yaşam döngüsünü kapsıyor aslında. Yani veriyi işleme, veriyi keşfetme, temizleme, görselleştirme, analiz etme ya da makine öğrenmesi algoritmalarıyla ilgili birçok videoya bu kanaldan erişebilirsiniz. Bu ismi de mutlaka not edin arkadaşlar. Diğer bir kanal ise FreeCode Camp arkadaşlar. Bu web sitesine de her yerde karşınıza çıkmıştır. Python'la ilgili ya da işte makine öğrenmesiyle ilgili bir şey arattırdığınızda mutlaka karşınıza çıkacaktır. Ücretsiz bir şekilde kodlamayı öğretmenin yanı sıra kişilerin kendi projelerini yapmalarına da olanak sağlayan bir platform ve yardımcı da oluyor. Burada yine bir tane oynatma listesi var. 10 videodan oluşuyor. 103 bin görüntülenmesi var. Aslında en son 27 Ağustos'ta güncellenmiş güncelde bir kanal bence. Diğer bir size önereceğim kanal ise 365 Data Science arkadaşlar. Veri bilimci olmak istiyorsanız, veri bilimci olmak isteyenlere yol göstermek, kariyer planlarına yardımcı olmak için oluşturulmuş bir kanal arkadaşlar. Bu kanalda da yine birçok başlığa bakarsanız zaten nasıl başlayabilirim, nasıl daha iyi data scientist olabilirim, nasıl bir yol izlemeliyim. Burada aslında sizin kariyer planlarınız için çok güzel videolar oluşturulmuş. Bence fikir sahibi olabilmek için gelip bu 8 dakikalık videoları inceleyebilirsiniz. Bir diğer size önermek istediğim kanal ise Data Camp. Aslında bu Data Camp'ın bazı dönemlerde yani belirli dönemlerinde eğitimleri oluyor ve bu eğitimlerin ücretsiz biz öğrencileri açıyor. Aslında biz ücretsiz olarak da bu eğitimlere erişebiliyoruz. Kendi Edu mailimizle birlikte bu eğitimlere ücretsiz girebiliyoruz. Data Camp'ın aynı zamanda bir web sitesi var. Hatta şuradan oraya da gidelim. Bu web sitesinde çoğu zaman böyle kurslar free bir şekilde oluyor bir hafta boyunca. Bir hafta boyunca girip buradaki kursları 3-4 saatlik kursları alıp bitirip aynı zamanda bu platform üzerinden dersten sonra hemen uygulama yapabileceğiniz bir sistemleri var arkadaşlar. O sistemle birlikte de
çok rahat bir şekilde aslında mesela Python'la ilgili bir şey öğrendiniz, bir sınıf tanımlamayı öğrendiniz ya da bir değişken tanımlamayı, sınıf oluşturmayı girip hemen alt tarafında kendiniz uyarlıyorsunuz ve öğrenmek açısından güzel olduğunu düşünüyorum. Kalıcı bir öğrenme sağlayabiliyorsunuz. Burada da yine R'la ilgili bir oynatma listesi var. Bunu da sizin için ekledim. Yani bu YouTube kanalını takip etmenin yanına web sitesini de mutlaka takip edin. Ücretsiz olduğu zamanları kaçırmayın. Girin, bakın bence. Bir diğer kanal ise aslında benim her gün karşıma çıkan ve herhangi bir problemime çözüm arayabilip bulduğum, gerçekten böyle nasıl söyleyeyim, temel istatistiksel metodolojileri daha anlaşılır kılmayı amaçlayan bir kanal aslında. Biliyorsunuz istatistik veri biliminin bir parçası. İstatistik olmadan veri bilimi olmaz, matematik olmadan veri bilimi olmaz. Bu iki konuya çok hakim olmalıyız. Burada da yine istatistiksel metotlar aslında kısaltılmadan sadece anlaşılır kılınabilmesi açısından çok güzel bir şekilde videolanmış arkadaşlar. Şurada da 64 tane video var Machine Learning oynatma listesi altında. Yine de burada StatQuest with Joe Stermer kanalından. StatQuest diye geçiyor aslında ismi. Bu kanalda mutlaka abone olun. Bu kanal yani sizin her zaman yanınızda olsun. Size her zaman yardımcı olacak diye düşünüyorum. En yararlı kanallardan birisi diyebilirim. Diğer bir kanal ise Krista Blatt. Bu da yine aslında makine öğrenmesiyle ilgili başlangıçtan başlayan ve 12 tane videosu bulunan bir kanal. Bunun da videolarını oldukça beğeniyorum. 5 dakikalık, 8 dakikalık. Otobüs sesiniz bir yere giderken 4 dakika vaktiniz var. Açıp aslında hemen izleyebilirsiniz. Bu arada makine öğrenmesine başlıyorsunuz. Scikit-learn aslında makine öğrenmesi için güzel bir kütüphane Python için. Python'ın kütüphanesi. Burada da yine Scikit-learn ile ilgili kaç tane? Yaklaşık 12 tane video çekilmiş. Bu yüzden bu kanalı da sırf Scikit-learn kütüphanesini daha iyi anlayabilin diye ekledim buraya. Siraj Ravel. Bu kanal her yerde karşıma çıkıyor. Aslında çok çeşitli bir kanal. Sadece makine öğrenmesi değil, birçok alanda videolar çekiyor. Hem girip kendi İngilizcenizi geliştirebilirsiniz, hem de çeşitli konularda bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu kanalda mutlaka takip etmelisiniz. Burada da yine Machine Learning ile ilgili 59 tane video bulunuyor. Simple Learn diye bir kanal. Simple Learn aslında gerçekten basit bir şekilde öğrenmemizi hedefleyen bir kanal diye düşünüyorum. Zaten burada bakın direkt karşıma çıkan Netflix nasıl çalışıyor, çeşitli platformların nasıl çalıştıkları ile ilgili videolar var. Bence boş zamanlarınızda izleyebilirsiniz. Bazı videolar öyle gözüküyor ki 6 saatlik, bazısı 1, bazısı 5 dakikalık. Bu kanalda bence favorilerin arasında olmalı. Data School diye bir kanal var. Burada da yine Deep Learning, Python, işte pipeline oluşturma, yani makine öğrenmesiyle ilgilenen bir insanın bu kanalda takip etmesi gerekiyor bence. Hepsini bir anda izleyin demiyorum. Tamamen girin içerisine. Hocanın anlatış şekillerine bakın. Hangisinin dili size daha yakın geliyorsa ve anlatışı ya da görselleri daha yakın geliyorsa o videoları mutlaka başlayın ve bitirin arkadaşlar. Son bir kanal daha göstereceğim. Machine Learning TV. Burada da yine çok güzel videolar var. Burada da yine hem istatistik hem de makine öğrenmesiyle ilgili oynatma listeleri bulunuyor. Mesela Time Series Prediction, NLP, Graph Learning, çeşitli alanlarda. Mesela Deep Learning'in çeşitli alanları, makine öğrenmesiyle ilgili çeşitli alanlar. Hatta hem Python hem de R'la ilgili oynatma listeleri bulunuyor. Bence bu kanalda sizin abonelik listeniz içinde yer almalı diyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla uzatmadan hepinize hoşçakalın diyorum. Bu korona sürecini evde geçiriyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden çok verimli geçirmeye çalışın. Neden? Veri bilimi veya makine öğrenmesine başlamayasınız bu dönemde. Kendinizi geliştirmek ve kariyeriniz için iyi şeyler yapmak için odaklayın kendinizi lütfen. Zamanınızı boşa harcamayın. YouTube'da gereksiz vakit ayırmayın. YouTube'da gereksiz vakit harcamayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve son olarak videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.